Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Zikri Sezgin ile matematik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değil ilk önce? Evet bugün geldik ters fonksiyon test 36'yı çözeceğiz. Ters fonksiyon arkadaşlar bir fonksiyonun tersi. İlk önce bir hatırlatmalarda bulunalım. Bir fonksiyon tersi her zaman fonksiyon mudur? Ya da fonksiyon olabilmesi için ne gereklidir? Bunlarla alakalı konuşmalar yapacağız. Konu altını yaptık zaten. Bunu detaylı olarak inceledik. E burada da artık uygulamalarını yapacağız, tamam mı? Yine sebeplerle sonuçlarla işimizi götürmeye çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Birinci sorudan birebir her fonksiyon örten fonksiyondur. Birebir her fonksiyon örten fonksiyondur. Niye öyle bir şey olsun ki? Hemen aksine bir örnek verelim mi? Şöyle A ve B kümelerini alalım. Mesela 1, 2 diyelim. Burası da 3, 4, 5 diyelim. Ben bir tane birebir fonksiyon yazayım şöyle, değil mi? E, birebir fonksiyon çok güzel birebir fonksiyon yazdım değil mi? Öyle birebir fonksiyon mu olur? Şöyle bir tane bir birebir fonksiyon yazayım. E 5 e, dışarıda kaldı. Yani örten değil bu. Yazabiliyormuşum yani. Bak yazdım uygun kümelerle bunu yapabilirim. Bu gitti. Örten her fonksiyon birebir fonksiyondur. O niye öyle olsun? Örten her fonksiyon birebir fonksiyondur diyor. Mesela ben bunu 1 2 olarak alayım elemanlarını. E, bunu da sadece 3 alayım. Öyle bir fonksiyon yazamam mı? Yazabilirim değil mi? Yani şöyle bir örten fonksiyon yazsam birebir yazmayabilirim. Bunu da hallettik. Yani aksine örnek veriyorum. Yoksa son tane fonksiyon var. Bir tanesi benim işimi görmüyorsa onu kullanıp bu önerme yanlıştır diyorum. Her fonksiyonun tersi vardır. Evet her fonksiyonun tersi vardır. Şimdi ezberleri biraz bozalım. Her fonksiyonun tersi var arkadaşlar ama biz tersinin de fonksiyon olup olmamasıyla alakalı konuşmalar yapıyoruz. Tamam mı? Her fonksiyonun tersi var. Ama bağıntı olabilir. Ya siz bağıntı kelimesini çok bilmiyorsunuz. Duymadınız ama bunun tersi fonksiyon olmayan bir bağıntı olabilir. O yüzden de bu cümle doğru yani. Ne yapalım? Şimdi cümle doğru. Yapacak bir şey yok. Bir fonksiyonun tersi fonksiyon olmayabilir. Heh, bak 3-4'ü destekliyor. Bir fonksiyonun tersi fonksiyon olmayabilir. Doğru. Bir fonksiyon tersi fonksiyon olmayabilir. O zaman bir nedir? Bir C seçeneği. Bak. 3'e tekrar gelelim isterseniz. Her fonksiyon tersi vardır. Vardır ama fonksiyon olabilmesiyle alakalı işler de sıkıntı vardır. Ama fonksiyon olur, ama fonksiyon olmaz diyoruz ve biri geçtik. Grafiği verilen fonksiyonların hangisinin tersi de gerçeksel bir fonksiyondur? Heh, geldik şimdi buna. Şimdi arkadaşım elinde bir tane bir fonksiyon var senin. Sen bunun tersinin de bir fonksiyon olabilmesini istiyorsun. Bunun için şartın çok açık zaten. Fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. Niye birebir ve bire örten olması gerekir? Konu altında detaylıca inceledik. Şimdi buraya girersek çok gereksiz bir şekilde uzar. O yüzden de bunun niye olduğunu hemen konu altına geç oradan öğren. Tamam mıdır? Birebir ve bir örten olacak. Şimdi A seçeneğindeki fonksiyon. E bu sabit fonksiyon. Yani ne atarsam atayım sabit. Bu gitti. Buna baktım. Birebir değil. Çünkü niye mesela buradaki bir sayıyla Buradaki bir sayı attığım zaman aynı sayı çıkabiliyor. Ya da yatay doğru testi yaparsın. Şöyle çekersin fonksiyona yatay doğru testini. Bunlar yine iki noktada keser. Yani birden fazla noktada kestiği için birebirliği bozulur ki örten bile değil. Bak buradaki bir değeri çıkaramıyor örneğin bu kimse. Tamam mı? O yüzden bu da gitti. Buna baktım. Bak birebir değil. Bak yatay doğru testini yaptım. Gitti. Yani tersinin fonksiyon olmasından bahsedemiyorum. Arkadaşlarım bu birebir mi? Evet bu birebir. Yatay doğru testini çektiğim zaman bütün hepsi kesiyor bir noktada. Ama ama e, ne diyor? Gerçek sayılarda diyor. E, e buradaki sayı örtenliği bozuyor. Ki yani mesela ben niye burada eksi 2 çıkaramıyorum? Eksi 2 gerçek sayı değil mi? Bu örten değil. Birebirlikte de herhangi bir sıkıntı yok ama örten değil. Geldik Edirne'ye. E, Edirne'de zaten yatay doğru testini yaptım. Hep fonksiyonu bir noktada kesti ve illaki de fonksiyonu kesti değil mi? Yani ben şuradaki y eksenindeki bütün değerleri çıkarabildim. Çünkü bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Yani fonksiyonun birebir bir örten olduğunu anladım. O yüzden de tersi de bir fonksiyondur dedim. Umarım anlaştık. Üçüncü soru A kümesi 1, 2, 3, 4 olmak üzere. A'dan A'ya bir fonksiyon yazılıyor. Yazılan fonksiyonların kaç tanesinin tersi de A'dan A'ya bir fonksiyondur. Yani diyor ki Yazılan hep fonksiyonların kaç tanesi birebir ve örtendir demek istiyor aslında yorumu tamam mı? tersinde fonksiyon olmasını istiyorsak birebir ve örten. Şimdi şöyle kümelerimizi bir yazalım bakalım. 1, 2, 3, 4. Şuraya 1, 2, 3, 4 yazdım. Şuraya da 1, 2, 3, 4 yazdım. Birebir olması için arkadaşlarım ya yani bir olmasının hepsini örteceğim zaten. E birebir bir, bir örtü olması için birin kaç tane görüntüsü var? 1, 2, 3, 4 tane görüntüsü yani 4 taneden bir tane seçebilir. Sonuçta bir tane görüntüsü olacak. O zaman biri seçtiğini düşünüyorum 4 farklı şekilde. 2 için de aynı ihtimal o da 2'yi seçti diyorum 3 farklı şekilde. 3 için de artık 2 tane kaldı arkadaşlarım. 4 için de artık 1 tane kaldı. E bu kadar aslında birebir ve bir örten fonksiyon yazılabiliyormuş. E bu da birebir ve bir örten olduğu için de tersi de bir fonksiyondur yorumunu yapıyoruz. Tamam mıdır? Hadi bakalım dördüncü soru. Hangilerinin tersi de gerçek sayıda bir fonksiyondur? Şimdi birebir bir örten olduğunu kanıtlarsak eğer bu da gerçek sayıda bir fonksiyondur diyebiliriz tersi. E, arkadaşlarım y eşittir iki bu değil mi? Yani grafikten öyle çizebilirsiniz. Bu y eşittir 2, bu sabit gitti. Yani birebir bir, bir örtenden bahsedemezsiniz. Çürütebiliyorsanız çürütün x kare gerçek sayılarda ben eksi 1'e attım 1 bir çıktı 1'e attım yine 1 çıktı değil mi? Yani birebir değil gitti. Yani tersinin de bir fonksiyon olmasını söyleyemem. x küp birebirlik için birebirlik testini yapalım. Birebirlik testini nasıl yapıyorduk? fx1 eşittir fx2 iken x1 eşittir x2 oluyor mu? Bunu konu aldığımda anlatmıştık yine. E, fx1, x1'in kübü eşittir x2'nin kübü iken x1 eşittir x2 oluyor mu? E tabanlar şey üstler aynı ve tekse bunları götürebilirim. Çiftlerde böyle bir şey yapamam. Dikkat edin. x1 ve x2 birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bu birebir. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Örtenliğe bakalım. Örtenlikte arkadaşlarım ne atarsam atayım hepsi çıkacak gerçekselerde değil mi? Yani buna aksi bir örnek veremiyorum. Yani şuradaki reel sayıların hepsini aslında çıkarabiliyorum buradaki reel sayıları atınca. Aksi örnek verebilen varsa buyursun gelsin. E, yok o yüzden de bu birebir ve bir örten fonksiyondur. Yani tersi de bir fonksiyondur diyoruz ve h bizim doğru cevabımız. Umarım anlatabildim. Yani tersi vardır. Tersinin de fonksiyon olabilmesi için hemen aklına birebir ve bir örtenlik gelecek. Burada ne yapmış? A'dan B'ye bir tane fonksiyon tanımlamış. x y'ler x'leri A'dan al, y'leri B'den al. Tersini de x'leri x'ler F'den olsun yerlerini değiştir. Yani ters fonksiyonu tanımlamış. Bak denir demiş. Tamam mı? O zaman ne diyor? F'in tersinde 5 nedir diyor. Yani aslında şunu atıyor. Ben buraya kaç atarsam 5 çıkar diyor. Değil mi? O zaman 2 attım arkadaşlarım ben buna. 2 atarsam 5 çıkıyor değil mi? Yani F2 eşittir. 5 oluyor aslında. E şimdi bak fonksiyon şuradaki yoruma göre yapalım. 2'yi A'dan almış. 5'i de B'den almış. O zaman tersinde yerlerini değiştirmiş. Sadece tanıma göre gidiyorum. Aslında çok kolay bir soru ama tanıma göre yapıyorum. Bu tersinde. Yani Bunların yerlerini değiştirdiğin zaman tersini yazabilirsin demek istiyor. E, f'in tersini 5'te tabii ki de 2'dir. Yani fonksiyonun tersi. Fonksiyonun tersini almak için değer kümesiyle tanım kümesini yer değiştiriyorum ve tersini almış oluyorum. O yüzden zaten birebir ve örten olması şart oluyor. Tamam mı? Altıncı sorumuz tersi doğru verilmiştir. Şimdi siz bunları biliyorsunuz. Böyle a x artı b'nin tersini bulmayı biliyorsunuz. Oradan yapalım. Şimdi a x artı b'nin tersinin niye x eksi b bölü a olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlarım elinizde hangi fonksiyon olursa olsun siz tersini almak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit ve bir tane. Ne o? Fonksiyonu y'ye eşitleyeceksin. Gittim. Yani y eşittir yapacaksın Fonksiyon y'ye eşittir. Eşittir. Burada amacın x'i yalnız bırakmak. ax eşittir y eksi b. x'i yalnız bırakmak için her tarafı a'ya bölüyorum. O zaman y eksi b bölü a diyorum. x yalnız kaldığı zaman artık burası f'in tersini bulmuş oluyorum. Ve y gördüğüm yere de x yazıyorum. Tamam mı? Yani x, ax artı b tarzındaki fonksiyonun tersi budur kullanabilirsin. Tamam mı? Kullanmak istemiyorsan hemen bunu yaparsın. Ya burada 5'ten tane seçenek olduğu için biz bunu kullanalım. x eksi 2 bölü 3 olması lazım. Bunun tersinin o böyle demiş. Olmaz. 2x bunun tersi şimdi ax artı b ya yani şimdi 2x artı 0 gibi bir ifade. x eksi 0 bölü 2 olması lazım. Ama o tam tersini yazmış. Yani tam tersi değil. Hiçbir şey yazmamış. Burada x eksi 1 bölü 2 olması lazım. Şuradaki mantığa göre değil. X artı 3 bölü 2 olması lazım değil. X artı 5 bölü 3 olması lazım. Bak ben buluyorum sonra bununla kıyaslıyorum artık. X artı 5 bölü 3 mü? Evet X artı 5 bölü 3. Yani AX artı B tarzındaki doğrusal fonksiyonların tersleri böyle bulunuyor. Ama bütün fonksiyonların tersini bulurken ne yapacaksın? Hep fonksiyonu Y'ye işleyeceksin ve X'i kaybetmeye çalışacaksın. Şey, X'i yalnız bırakmaya çalışacaksın kaybetmeyeceksin. Aman diyeyim bak dilim düştü. Ne diyor? F'in tersinde 2. Yani kaç attım 2 çıktı. Aslında bunları şöyle de yapabiliriz. Kaç attım 2 çıktı. Tamam doğru da F'in tersinde 2'ye A diyelim mesela biz. Yani F A eşittir 2 olsun ve biz A'yı bulmaya çalışıyoruz. Hiç tersini falan bulmuyorum bak. O zaman X gördüğüm yere A yazayım. 6 A eksi 4'ün 2 olmasını istiyorum. Buradan 6 A'ya 6 buldum. A'yı da 1 buldum. Demek ki arkadaşım bu F'in tersindeki 1'miş. E artı F2 yani F2'yi de bilmeyen yoktur herhalde değil mi? 6 kere 2 12 4 çıktı 8 toparladım artık 9 yani f2 bilmiyorsak burada işimiz yok aman diyeyim ha yani hala görüntü bulmayı bilmiyorsak ters de falan alakalı işlemler yapamayız. 8. soru uygun şartlarda tanımlı fx fonksiyonu böyle tanımlanmış iyi tanımlansın. Buna göre f'in tersinde 2 sayısını doğru olarak hesaplamak isteyen bir öğrenci Aşağıda verilen işlemlerden hangisini yapabilir diyor. Verilen eşitlikte x yerine 2 yazıp y sayısını hesaplar. Arkadaşım biz x yerine 2 yazdığımız zaman f2'yi bulmuş oluruz. F'in tersinde 2 değil. Verilen eşitlikte y yerine 2 yazıp x sayısını hesaplar. Evet aslında olabilir mi? Olabilir. Çünkü niye? E, tersini almaya çalışıyor fonksiyonun. E Tersini aldığı zaman hani x eşittir yalnız kalıyordu ya. Şöyle x'i bir yalnız bırakalım. 3 parantezinde. 2 eksi y. Değil mi? Şimdi ben bunun tersini aldığım zaman f'in tersi eşittir. 3 bölü 2 eksi x. Yani aslında dediği doğru buradaki y yerine 2 yazıp x'i hesaplamak tersini yani bu ters görüntüyü bulmaya yarar. Dursun. x yerine eksi 2 yazıp y hiç alakası yok. Eksi yazsın? Eşitte y yerine eksi 2 yazıp eksi 2 diye bir sayı yok buralarda. Bu da gitti. E verilen işte Y yerine 1 bölü 2 yazıp he, ters ya böyle 1 bölü 2 falan yazalım çarpmaya göre tersi mi? Değil. Bu da değil. Zaten burada bunun olduğunu görmüştük. Tamam mı? Şimdi tersini aldığımda zaten e, buraya 2 yazacağını şey yapabiliriz. Ama bir saniye bunun tersi var mı? Verilen hangisini yapabilir? 2 parantezine aldım. Şey x parantezine aldım. 2 eksiye 3. E 3 bölü 2 eksi x. E burada x gördüğüm yere 2 yazarsam burası sıfırlanıyor ya. Niye öyle oluyor? Y yerine 2 yazıyor. X sayısını hesaplar. Uygu şartlarda tanımla x parantezine aldım. 2 eksi y. Tersi. Bunun ters görüntüsü yok. Bunu bir söyleyelim. Tamam bunun ters görüntüsü yokmuş. Devam. 9. 9. Ne diyor? F'in tersi. Bak formül falan ezberlemeye gerek yok. 4 eksi x eşittir y de ve eksi yalnız bırakmaya çalış. Yani 4 eksi y eşittir x. Değil mi? E yalnız bıraktıysan artık f'in tersini yazarsın ve burası da 4 eksi x olu verir. Yani bütün mesele x'i yalnız bırakmakta. 4 eksi x bu neymiş? Tersi kendisine eşitmiş. Öyle de fonksiyonlar var illaki. 10. sorumuz doğrusal fonksiyon dediği hemen yazdım. fx eşittir ax artı b. Başka daha aşağıya okumadım bile. f3 5'miş 3 yazdım. 3a artı b'nin 5 olduğunu söylüyor. f eksi 1 eksi 1 yazdım. a artı b'nin eksi 3 olduğunu söylüyor. E ben onları birbirinden çıkartırsam 2a'nın eşittir 8 olmasını isterim. Aman diyeyim 2 yazmayın. O zaman a'nın da 4 olmasını beklerim. A'ya 4 verirsem eksi 3 olması için B'nin de eksi 7 olmasını isterim değil mi? Şurada A yerine 4 yazdım. O zaman bizim fx'imiz 4x eksi 7 oldu. E, f'in tersinde 7 yani kaç atarsan aslında 7 çıkar demek istiyor. Yani 4x eksi 7 aslında ne zaman 7 olur demek istiyor. Yanlış mı yaptık buralarda? Rasyonel geldi arkadaşlarım. Bir saniye 3a artı b 5. Ha eksi 1 atıyormuşuz. Aman diyeyim ha. Şuraya eksi 1 atıyormuşuz arkadaşlarım. Eksi a artı b eksi 3. Çıkarma işlemi yaptım. 4 a eşittir 8. a eşittir 2. Tamam mı? Şurayı toparlayalım. a eşittir 2. a'ya 2 dersen şurası 6 oluyor. b de eksi 1 olacak. Şurada eksi 1 oluyor. Yani benim aslında fonksiyonum 2x eksi 1. Özür. Tamam mı? Şurayı toparlayalım. Şimdi bu 2x eksi 1'de kaç atarsam 7 çıkara e, geliyor olay. Bu da gitti. Neyse 2x eksi 1. Yani sen bunu ne zaman 7 yapabiliyorsun diyor. Tabii ki de 2x'i 8 yaparsa x'i 4 yaparsam bunun ters görüntüsünü bulabiliyormuşum. Tamam mı? 11. soru. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f2 eşittir 8. Tamam. Yine ax artı b demek zorundayım. fx eşittir ax artı b. 2 yazdım. 2a artı b. Değil mi? Eşittir 8 olacak. Şu ne demek istiyor? Bu da demek istiyor ki f3 eşittir eksi 3. f3 eşittir eksi 3. 3 yazdım. 3a artı b eşittir eksi 3. Yine bu sefer alttan üstü çıkarayım. Yani bir şekilde yok etme metodu falan yapacaksınız. Eksi 11 oldu. Değil mi? Eksi 11 yazarsam eksi 22. Karşıya atarsam 30. B'yi de 30 buldum. Yani bizim fx'imiz aslında eksi 11x artı 30 imiş. F4'ü soruyor. X'ine 4 yazayım artık. Eksi 44 artı 30'dan eksi 14 yapmış oldum. Tamam. Yani burada terslikle ne alakası var? İşte şurada bir iç dış yapmam gerekiyor. Onu söylüyor bana. Yani eksi 3'ün ters görüntüsü 3 ise 3'ün görüntüsü de eksi 3'tür demek istiyor. Tamam mı? 12. sorumuz 12 bakalım ne diyor? Bak yine aynı. Burada da f4 eşittir 3'tür. E 4 yazıyorum ben buraya. 4m artı 7 eşittir 3 ise buradan 4m eşittir eksi 4'tür. m eşittir eksi 1'dir. O zaman eksi 1'i işaretledim. Şimdi arkadaşlarım burada tersini de alabilirsin. Yani önemli değil. Ama görüntü sorulduğu zaman ben çok fazla ters almak istemiyorum. Mesela bunun tersi nedir? x eksi 7 bölü m. E, 3 yazmışım 4 çıkmış. 3 yazayım buraya. Eksi 4 bölüme m eşittir 4. E, m'si yine eksi 1 gelir. Gelmez değil. Ama ters fonksiyonu almayı çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Her fonksiyonun tersini almak bu kadar basit değil. Tamam mıyız? Uygun şartlarda tanımlı e, bu fonksiyon veriliyor. F'in tersinde 2. Şimdi bunun F'in tersinde bunu almak için belli bir formülümüz var bizim. Ama ola ki formülü unuttunuz. Ya da e, bu sene bu işi yaptınız. Seneye unuttunuz. O yüzden en genel halini öğrenirseniz her zaman sizin avantajınıza. Pekala en genel haline en genel hal arkadaşlar. En başta söylediğim gibi eşittir. Y demek. E, o zaman biz 3x 1 eşittir. x artı 2y yazabiliriz. Amacımız ne? X'i yalnız bırakmak. Bunu geldim buraya attım. Tamam mı? 3x eksi x'ye eşittir. 2y artı 1 dedim. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Parantezi alıyorum. Eşittir. 2y artı 1. Artık buradan ne yapmam lazım? Her tarafı 3 eksi y'ye bölmem lazım. X eşittir. 2y artı 1 bölü. 3 eksi y. Buradaki yaptığım iş nedir? F'in tersini almak. Yani x gördüğüm yere artık f'in tersini y'ye gördüğüm yere x yazıyorum. 2x artı 1 bölü 3 eksi x. Şimdi diyor ki f2 yani e, özür dilerim f'in tersinde 2. 2 yazalım. 2 kere 2 4 bir daha burada var 5. Tamam 2 yazalım 1 oldu 5 oldu. Şimdi arkadaşlarım baya bir zahmetli uzun. Bunu böyle niye yaptım? Bir kez ters nasıl alınıyor onu bir görün diye bu şekilde yaptım. Tamam mı? Ama size görüntü soruyorsa daha doğrusu ters görüntü soruyorsa ne yapacaksınız? Ben buraya ne yazarsam 2 çıkar yorumunu yapıp yani ne yazarsan x yazarsan 2 çıkar yorumunu yapmanız lazım. E buradan da 3x 1 eşittir. 2x artı 4. Bunu buraya attım. x eşittir 5. Bitti. x yerine 5 yazınca f'in ters görüntüsünde 2 5 oluyormuş. Ama ters bulmayı öğrenin. Yani öğrenin bilin yani. Bilmeniz lazım. İkinci sorumuz F'in tersinde eksi 7. Şimdi arkadaşlarım F fonksiyonu böyleyse iç dış yapabilirim. Yani dışarıdakinin içeri içerideki dışarıya alabilirim. F'in tersinde 4x artı 1 eşittir. 2x artı 3 yazabilirim. Ve bana buranın eksi 7 olmasını soruyor. E zaman buraya eksi 7 yazıyorum. Yani daha doğrusu eksi 7 olmasını istiyorum. Eksi 7 yazmıyorum. 4x eşittir. Eksi 8x eşittir. Eksi 2. Yani ben burada x bölümleri 2 yazarsam eğer orası f'in tersinde eksi 7 olacakmış. E burada da x bölümleri 2 yazmam lazım. Eksi 4, 3 daha da eksi 1 oldu. Bak ne oldu? F'in ters görüntüsünde eksi 7, eksi 1'e eşit olmuş oldu. O da B seçeneğinde zaten var. Tamam. Üçüncü sorumuz ne diyor? Bak fonksiyonu vermiş. Hadi bakalım bunun tersini al. Bunun tersini öyle kolay beri alamazsın arkadaşım. Daha bir 12 sınıfa kadar gelmen lazım. O yüzden ne yapacağız? 24 soruyor. Yani bana ters görüntüsünü soruyor. E düşünüyorum sen ne zaman 24 olursun? Değil mi? Yani kaç attığında 24 oldun? Bir söyle bakalım. O zaman 3 üzeri x artı 1 eşittir 27 oldu. E 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? Tabii ki de 3. kuvveti o zaman x eşittir 2. Yani bunun sonucu 2 imiş. Tamam mı? Öyle her seferinde dediğim gibi ters almak çok basit bir şey değil. Yani ekstra bir şeyler bilmemiz lazım ama Bizden onu istemiyor. Bizden başka bir şey istiyor. Uygun şartlarda tanımlı F ve G, H fonksiyonları için F bileşke G, H eşitliği geçerliymiş. Buna göre F hangisine eşitmiş? Şimdi arkadaşlarım ters fonksiyonu bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bileşke işleminde F ile F'in tersini bileşkeye aldığım zaman ya da F'in tersi ile F'i bileşkeye aldığım zaman bu birim fonksiyon yapıyor. Yani ters ile kendisi e, ee, bir, birleştirdiğiniz zaman, bileşki yazdığın zaman etkisiz oluyor. Tamam mı? E, ee, birim fonksiyonu da özdeş fonksiyon yani ne atarsan onu çıkarıyor. E şimdi benim burada ne diyor? F'yi yalnız bırakmam gerekiyor diyor. Şimdi fonksiyona da, yalnız bırakma olayı ile yapılıyor. Şimdi F bileşke G. Ben buradan şuradan sağ tarafından G'nin G'nin tersini eklersem eğer. Burası ne olacak? Birim fonksiyon olacak ve fonksiyon yalnız kalacak. Çünkü niye? birim fonksiyonu etkisiz fonksiyondur arkadaşlar. Yani ben f ile birimi bileşkeyi alırsam yine f kalır. E tamam. E ben bunu buradan sol sağdan e, bu bileşkenin sağından g eksi 1 ile işleme aldım da e, eşitliğin bu tarafından da almam lazım. Burada sağdan aldıysam burada sağdan almam lazım arkadaşım. O yüzden de bileşe g eksi 1 diyorum. Bak f yalnız başına kaldı. O zaman ne olmuş? h bileşke g eksi 1. Bak yazdım buldum. Tekrar söylüyorum. Ters ile kendisini ya da kendisiyle tersini bileşkiye alırsan sonuç birim fonksiyon olur ki o da etkisiz fonksiyondur. E, fonksiyonu yalnız başına bırakmaya yarar. Bak mesela buna da G diyor. G hangisidir? Şimdi ben yine buradan bileşki f-1 diyeyim. Çünkü niye burası birime düşecek? Birim olacak e, birimle bir şeyi işlem alırsam da fonksiyonun kendisi kalacak. Ama ben bunu buradan soldan f-1 ile aldıysam buradan da soldan f-1 almam lazım. Şöyle şey yapayım. Soldan f-1 bileşke h. Soldan f-1. E burası ne oldu? Birim. E bir tek g kaldı. E g'yi yalnız bıraktı. E bıraktım işte f-1 bileşke h oldu. Y de f-1 bileşke h. Bak burada. Tamam mı? Yani tersiyle bileşke almak bunlar önemli. Altıncı soru fx hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlarım elinizde herhangi bir fonksiyon var. f2x artı 3 gibi fonksiyon var fx'e geçmek istiyorsun. İşte bak yukarıdaki olay burada geçerli. F bileşke f'in tersi. F'in tersi bileşke f eşittir. Birim. Hocam bunu niye aynısını yazıyorsun ki? Aynısı değil bu. Bak bunda değişme özelliği var. Bildiğiniz üzere bileşke de değişme özelliği yok ama tersiyle kendisinde değişme özelliği var. Yani demek istiyoruz ki biz buraya ne yazarsak burası x olur. Onun derdindeyiz. İşte arkadaşım bu bilgi bize diyor ki sen burada x gördüğün yere şu 2x artı 3 bölü 2'nin tersi olan x eksi 3 bölü 2'yi yazarsan burası x olur. İsterseniz deneyin. Ben burasının x olduğunu biliyorum. Yazdım gördüm. E, 3 parantezinde x eksi 3 bölü 2 değil mi? Eksi 5. Artık tabii ki buraya da yazacağım. Şunlar gitti mi? Hop gitmiyor. Niye gitsin? Dağıtacağım o zaman. Ne güzel bir an sevinmiştim gidiyor diye. 3x eksi 9. 2 ile bunu çarpsam eksi 10 bölü 5 yazacağım ama kalemim çok müsaade etmedi. Eksi 10 bölü 2 yazacağım. 5 niye yazayım ki? 3x eksi 19 bölü 2 oldu. Yani burada sadece bir işlem yaptım arkadaşım. İşin ana mantığı burada zaten. Tamam mı? O işlemi de yapabiliriz. Yedinci sorumuz ne diyor? Hangisiyle hesaplanabilir? F'in tersinde 1. Yani aslında eşittir 1 dememizi istiyor. Fonksiyon tersini de alabiliriz. Hadi gelmişken onu da hatırlatalım. Bunu eşittir y diyerek bunun tersini nasıl alınacağını söylemiştik konu anlatımında. Şimdi hatırlatma yapalım artık. Nasıl alıyorduk? Şöyle alıyorduk. Şunların hem yerleri değişiyordu hem işaretleri değişiyordu. Yani eksi dx artı b cx eksi a oluyordu. Tersi bu. E bir yazmamı istiyor. E bir yazalım. Eksi d artı b bölü c eksi a oluyor Eksi d artı b bölü c eksi a. Ya da arkadaşlarım eşittir 1 dersiniz buna. İçler dışlar çarpımı yapıp x'i çekebilirsiniz. Aynısı. Hadi yapalım. a x artı b eşittir. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. c x artı d. E burada niyetim ne? x'i yalnız bırakmak. Çünkü x'i şey yapacağım. x'i yalnız bırakacağım. Çekeceğim. E o zaman bunu buraya atıyorum. Attım karşıya d eksi b. X parantezine alırsam. a eksi c bölü d eksi b yaptı. Her taraf a eksi c'ye bölersem d eksi b bölü a eksi c. Aynısı geldi gibi. Ya yani aynısı gelmedi gibi görülüyor ama aynısı arkadaşlarım. Çünkü niye? Bunu eksiyle çarparsam ben alt ve üstü. Eksi d artı b bölü. Eksi a artı c. Yani c eksi a'ya yine de ulaşırım. Tamam mı? onlar aslında birbirinin aynısı. Burada keyif tamamen sizin. İster böyle yaparsınız ister böyle yaparsınız. E tersini hocam nasıl ezberleyeceğim? E tersini ezberlemeyeceksin. Eşittir y deyip zaten orada olayı bitirmen gerekiyor. Tamam mı? Ha, aklına kalıyorsa güzel. Ama aklına kalmıyorsa mecburen nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını öğrenmen lazım. Sekizinci sorumuz ters ile kendisi birbirine eşittir diyor arkadaşlarım. Tamam. E kendisi bu zaten ax eksi 2 bölü 3x artı 4. Eşittir. Tersinde şunların hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyorum. Eksi 4x eksi 2 3x eksi a. Ki zaten bak burada a gördüğüm yere ben kaç yazarsam bu eşitlik olur. Bak şuradaki ipucu olsun. Bak eksi 4. Bak buraya da baktım. Eksi 4. Yani a yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 x olacak. Aynı şekilde buraya da eksi 4 yazarsam eksi ile çarpınca yine artı 4 yapacak. Yani buradaki a değerim aslında benim eksi 4'ten başka bir şey değilmiş. Sadece tersini aldım. Tamam mıyız? 9. soru. F'in tersinde sıfır kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi burada ne yapmış? G'nin tersini almış arkadaşlarım. Şöyle bir toparlayalım bunu. Biraz daha düzenleyelim. 2x artı 3 bölü 3. Değil mi? E şimdi bizde F'in tersinde sıfırı soruyor. E şimdi bizde Fx var. Yani aslında ne demek istiyor? Sen ne zaman sıfır olursun demek istiyor değil mi? Yani bu ne zaman sıfır olur? Şimdi arkadaşlar bir kez G'nin tersi var bize. G'nin düzünü bir bulalım. Değil mi? Tersinin tersini alırsam fonksiyon kendisi yapacak. E ben bunu tersine alayım. Bunu eşittir y ile bulmak istiyorum. E buradan 2x artı 3 eşittir 3y. Buradan 2x eşittir 3y eksi 3. x eşittir 3y eksi 3 bölü 2. Yani aslında tersi buymuş. E tersinin tersine al tersi değil düzü buymuş. gx eşittir 3x eksi 3 bölü 2 imiş bu fonksiyon. Tamam mı? E şimdi Ne yapmış? fx'i de buna bağlamış. E yani şöyle toparlayalım mı şurayı? Şurayı şöyle bir toparlasak bizim işimizi görür aslında. Demiş ki ben x ile gx'i yani 3x 3 bölü 2'yi topladım. Ve buna fx dedim. Ve ters görüntüsünü istiyorum. Yani ne zaman bu sıfır çıkarır? Eşittir de sıfır demem lazım. E buradan 2x artı 3x 3 sıfır olması lazım. Böyle 2 ama gerek yok ona. E buradan ne oldu? 5x eşittir 3 oldu. O zaman x eşittir 3 bölü 5 oldu. Yani aslında bunun görüntüsü 3 bölü 5'miş. Ne yaptırdı burada bize? Biraz fazla iş yaptık değil mi? Tersini aldık, bir şeyler yaptık. Ha hocam başka yalanı yapılmaz mı? Ya düşündükçe çıkar tabii bir şeyler ama düşünmek lazım. Bunda ne diyor? F'in tersinde 2. Şimdi burası y değil mi arkadaşlarım? Şimdi bunun tersini bulmak lazım. Şimdi tersini bulmadan da bir şeyler yapabiliriz yine aslında. Ama biz bulalım. Önemli değil. Şimdi ben bu fx gördüğüm yere y yazmak istiyorum. Biraz kolay olsun diye. Yani yazımı kolay olsun diye. yx artı 2y eşittir. y artı 2 dedim. E, amacım ne burada? Tersini bulacaksam. Ben x'i yalnız bırakmak zorundayım. O zaman yx eşittir. Karşıya atsam 2 eksi y yapacak. Her tarafı ben y'ye bölersem 2 eksi y bölü y oldu. E, bunun tersi de f'in tersi yazmam lazım artık. 2 eksi x bölü x oldu değil mi? 2 istiyor benden. E, f'in tersinde 2. 2 koyduğum zaman zaten 0 bölü 2'den 0 oldu. Yani A seçeneği olmuş oldu. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Son iki sorumuz artık videodaki. Baya iyi gittik gibi. R'den R'ye iki tane fonksiyon tanımlanmış. Bu nedir diyor. Şimdi bileşkeyi almış. Şimdi ilk önce şunu nasıl yazmam lazım? F'in tersi G'nin tersinde eksi 1. Yani ilk önce bir bunu bul diyor. E şimdi arkadaşlarım bunu iç dış yapalım. Değil mi? Yani G'nin tersinde X eşittir. X küp artı 9 olsun. Pekala benden diyor ki buraya eksi 1 yaz diyor. Yazayım. Tabi buraya da yazacağım. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. 9 daha 8 yaptı. Yani burasının aslında 8 olduğunu söylüyor bana. O zaman F'in tersinde 8 eşittir soru işareti. Hiç ters almakla uğraşmıyorum. Yine iç dış yapıyorum. Yani f'in tersinde x küp eşittir. 2x eksi 1 yazabilirim. E bana burayı 8 yapacak sayıyı söyle diyor. E söyleyeyim 2. Yani ben x gördüğüm yere 2 yazarsam burası 8 olur. e Tabii ki burada da yazmam lazım. Burası da 3 olur. F'in tersinde 8 de çok güzel bir şekilde 3 gelmiş oldu. Yani e, harlarla ters almaya falan gerek yok. Ne sorduğuna bakmak lazım. Tamam mı? Yani böyle iki sayfa dolusu işlem yapıp sonra e, boşa gitmesi de içten değil. O yüzden ne soruyor ona bakmak lazım. Uygun şartlarda bu veriliyormuş. F'in tersinde A e, eşittir. F'a açtığı salın A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar F'in tersini bulalım. Şöyle bak formu uygulayacaksanız kuralları uyacaksınız. X artı sıfır diye yazarsam ben bunu F'in tersinde X eşittir. Bunların hem yerleri hem şartları değişiyor. Yani 0x eksi 1 bölü x eksi 2 oluyor. Yani aslında eksi 1 bölü x eksi 2 oluyor bu. Şimdi tersinde a yazıyorum. Eksi 1 bölü a eksi 2 eşittir. Düzünde a yazıyorum. 2a eksi 1 bölü a değil mi? Tamam. İçler dışlar çarpımı yapalım biz burada. Eksi a eşittir a eksi 2 ile 2 a eksi 1'i çarpacakmışım. Çarpacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eksi a eşittir 2 a kare. Değil mi? Eksi a eksi 4 a artı 2. Tamam. Hepsini bu tarafa toplayalım ya da sağ tarafa toplayalım. 2 a kare. Şu eksi a'lar gitti zaten. Eksi 4 a değil mi? Artı 2 eşittir 0. 2'ye bölelim. A kare eksi 2 a artı 1 eşittir 0. Bu zaten nedir? Bu a-1'in karesidir değil mi? a-1'in karesi 0 ise a da tabii ki de 1 olmalıymış dedik ve 36 ve 37'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda nasip olursa 38 ve 39 devam ederiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkes kendine iyi baksın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bırakmayın işin ucunu. Bol bol sıkı sıkı çalışın. E, herhangi bir sıkıntı olursa yorumda da bahsedebilirsiniz arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.